Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve saygıdeğer Kıbrıs Türk toplumu. Son haftalarda biliyorsunuz ki, efendim? Bölmeyelim lütfen konuşmacıyı, lütfen. Devam edin Fide Hanım, devam edin. Sayın Oğuz, konuşma sırası bende. Daha sonra isterseniz konuşmanızda biz sizin nereye koştuğumuza bakıyoruz ve bugünkü güncel konuşma başlığım bu. Çünkü son haftalarda biliyorsunuz arazi kiralanmaları, sizin bakanlığınızın uhdesinde olan arazi kiralanmalarıyla ilgili çok büyük tartışmalar yaşanıyor. Bu konuların adaletsizce bu gayrimeşru hükümet yapısı içerisinde siyasi ranta dönüştürüldüğü ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Geçen hafta bu konuyla ilgili hem benim hem de Sayın Şahali'nin kürsüden eleştirileri olmuştu. Daha sonra sizler kürsüye çıkıp aslında ben bu iddialara cevap vermeyecektim. Ama vermeyince insanlar bunların gerçek olduğunu zannediyor demiştiniz. Ve o konuşmada tarımsal arazilerin dağıtılması konusunda bir komisyon olduğunu ve hak sahiplerinin komisyon tarafından belirlendiğini ve sizlerin müdahil olmadığını, eğer bir hata varsa da düzeltiriz demiştiniz, yanılmıyorsam. Peki, başka ne demişti Sayın Oğuz? Bu konuda art niyetin olduğu izleniminin yaratılması hoş değildir. Kendisinin Tarım Bakanlığı döneminde hayvancılık için yaptıklarının ortada olduğunu, biriyle ilgili bir mağduriyetin olması durumunda çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti geçen salı gün. Evet, sayesinde tarımsal ve hayvansal üretimde gelinen nokta ortadadır. Üreticiler, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler üretimden kopmuştur kendisinin bakanlık döneminde. Tarım Bakanı iken sektöre verdiği zararlar ortadadır. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan üreten kesimlerin arasında partizanca, adaletsizce, ayrımcılıkla yaptığı üleştirmeyle hayvancıyı, çiftçiyi, patatesçiyi, kısacası köylüleri, emekçileri birbirine sokmuştur. Köylerde huzur kalmamıştır. Hele ki toprağı eliyle, dişiyle, tırnağıyla işleyen bu kesimlerde. Dönelim geçen haftaki açıklamalarına. Hataların olabileceğini, bunların düzeltilebileceğini söyleyen Oğuz, önemli olan art niyetli hataların olmaması. Ortaya atılan söylemlerin, yani Sayın Şahali'nin ve benim söylemlerimin halkı kutuplaştırdığını, kriterlerin kendisine ait olmadığını, komisyona ait olduğunu, çiftçinin ve hayvancıların partisinin olmadığını dile getirmişti. Tabii biz de inanmıştık. Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu, hayvancıyı da çiftçiyi de bu süreçte desteklemeye devam edeceklerini söylemişti. Tarım arazisi kiralanması için belli kriterler varmış. Bumış gibi kriterleri de komisyon belirliyormuş. Hangi komisyon peki? Bizden bize siyasi rant komisyonu. Ben bu komisyonu tam anlamıyla bu şekilde nitelendiriyorum ve adını da bizden bize siyasi rant komisyonu olarak koyuyorum. Komisyon üyeleri kimlerden oluşuyor? Üçlü kararname kapsamında atanan siyasilerden, İçişleri Bakanlığı Müdürü, Başbakanlık Müdürü vesaire. Çiftçiler Birliği'nden ya da Hayvancılar Birliği'nden herhangi bir temsilcinin bile olmadığı, tamamen siyasilerin kuklası olan üyelerden oluşuyor bu komisyon.
Bu siyasi rant komisyonunun arazi kiralamaları ile ilgili herhangi bir yazılı mevzuata ben rastlayamadım. Eğer varsa buradan sormak istiyorum Sayın Dursun Oğuz'a. Herhangi bir mevzuata rastlamadığım bu komisyonun kriterleri nelerdir? Net cevap istiyorum bu konuda. Araziler kime ve neye göre kiralandı? Hak sahipliği neye göre belirleniyor? Elbette sahada karşılaştığımız birçok kriter oldu. Geçen hafta da burada bu kriterlerden bahsetmiştim. Sözde hükümet olduğunu iddia eden bu yapının mensubu bir partinin, özellikle de UBP'nin parti organlarında yer almak, kadın örgütü başkanı olmak, en kötü ihtimalle üyesi olmak, bir de bu siyasi rant komisyonunun hısım akrabası olmak ve tabii ki siyasilerin de yakın olmak. Bunların arasında emekli olanlar değil traktöre binmek, sokağa bile çıkamayan solunum cihazına bağlı olanlar da var arazilerin kiralandığı kişiler arasında. Esas ve uygulamada olan kriterler bunlardır. Kısacası sözde bu hükümet mensubu partilerin özellikle de UBP'lilerin arasında bir üleştirme söz konusudur. Aslında geçen hafta da belirttiğim gibi tüm hesap yeniden seçilme ve kurultay hesapları üzerindendir. Hayvanı yok, var mı yok mu? Gerçek hayvancı mı? Çiftçi mi? Gerçekten geçimini bu işten sağlıyor mu? Traktöre binebilir mi? Ekip biçebilir mi? Yoksa hem emekli aylığını bir taraftan alıp hem de burada devletin daha uyguna kiraladığı bu arazilerden faydalanıyorlar. Bunların hiçbir önemi yoktur. Çiftçi ve hayvancı olmayan bu yandaşlara bu araziler iskandan kiralanıyor. Bu yandaşlar da aracılık yapıyor. Gerçek hayvancı ve çiftçiye bu arazileri yeniden icar ediyor. Aradan komisyon alıyor, para yiyor ve kurulan bu statikodan besleniyorlar. Hep beraber yiyelim. Her işleri adaletsiz, her işleri şaibeli, her işleri maalesef partizanca. Geçen hafta Sayın Şahali'nin de benim de kürsüden söylediklerimizi kendince yalanlayıp bizi halkı kutuplaştırmakla suçlamıştı. Oysa ki sahada yaşananlar tam da az önce bahsettiğim gibiydi. Ve birçok insan geçen çarşamba komisyon kararları çıktıktan sonra bana ulaştı. Onlarca hayvancı, çiftçi. Elimizdeki araziler alınmak isteniyor ve şu şu partililerine verilecek ya da alındı ve şu şu isimdeki partililerine verildi diye birçok bilgi geldi. Esas halkı kutuplaştıran zihniyet bu icraatlarıyla işte bu gayri meşru hükümet yapısıdır. Kendi yandaşı olmayanların elinden alınacak araziler zaten belliydi. Köy kahvelerinde insanlar bizim torpilimiz var, biz bu araziyi alacağız diye biri ötekiyle sürekli didişiyordu. Herkes her şeyin farkındaydı ve bunlar bugün Kasım ayına girdik, Ekim geçti. İnsanlar tarlalarını sürerken komisyon kararları böyle ağırdan ağırdan çıktı, yavaş yavaş. Hissedilmesin. Bakan bu yandan bizleri yalanlasın, etsin. Ama tüm bu söylediklerimiz de diğer taraftan yavaş yavaş gerçekleşti. Yaklaşık 3 haftadır biz kendisini bu yanlıştan dönmesi için uyardık. Bir hata varsa düzeltiriz demişti ama hataların üzerine hata ekledi ve geçen hafta yaptığı konuşmanın ertesi günü bir
sürü kötü niyetli partizanca üleştirme kararları daha çıktı. Gerçekten hayvancılıkla uğraşan, çiftçilikle uğraşan, ekmeğini bu işten çıkaran üreticilerin elinden arazileri haksız bir şekilde alınıp yandaşa peşkeş çekilmeye utanılmadan, arlanmadan devam edildi. Sayın Dursun Oğuz'a sormak istiyorum. Dilekkaya'da küçükbaş hayvancılık yapan bir üreticinin mandırasının etrafındaki araziler yandaşa verilmedi mi? Çay önünde çok bahsettik bu konudan. Gerçek hayvancı, üretici olan Salih Tuğer'in kirasında bulunan arazilerin özellikle çok yıllık bitki ekilmiş kısmı elinden alınıp hiçbir hayvanı olmayan Çayönü Kadın Kolları Başkanı'na verilmedi mi? Yine Güneşköy'de bir ailenin, ihtiyaçlı bir ailenin, geçimini hayvancılıktan yapan, sağlayan bir ailenin 35 dönüm arazisinin 30'u elinden alınmadı mı? Bu 30 dönümün yarısı bir yandaşa, yarısı öteki yandaşa verildi ki bu ailenin kendilerine ait ekip biçecek herhangi bir arazileri olmamasına rağmen. Hayvancı. İsmi de bende vardır. Ve bu da yapıldı. Bu yapılmaması için defalarca uyardık. İnsanlar oraya su götürdü. Boru hatları kurdu. Fıskiye kurdu. Yeşil yem bitkisi yetiştirmek için gübreledi, ekti ve şu anda dirifiller boyumuzu, belimizi buldu ve ne yazık ki adamın elinden arazi alındı. Devletten herhangi bir arazisi olmamasına, kendi arazisi olmamasına rağmen. Hayvancılığın önemli girdilerinden biliyorsunuz kabayem ve yatırım yapan, üretim maliyetlerini düşürmeye çalışan bu üreticiler desteklenmek yerine tarafınızca köstekleniyor. Bu kadar üretim konusunda konuşmaya gelince böyle mangalda kül bırakmazsınız. Ama samimiyetsizliğiniz adanın her tarafında ortadadır. Bu mudur hayvancıyı desteklemek, çiftçiyi desteklemek, üreticiyi desteklemek? Tarım Bakanı iken defalarca tarımsal arazilerin öncelikle hayvancılara verilmesini, üretimin önemini, maliyetlerin düşürülmesini savunan Sayın Dursun Oğuz bugün tam tersini yapıyor. Bir de şu çıktı yeni moda. Mandırasının önüdür. Onun için aldık, yandaşımızın mandırasının önüdür. Onun için aldık, ona verdik. Buna verdik. Hayvancılık yapmazdı, mandırasıdır ama alırsak o araziyi o da başlayacak hayvancılık yapsın. Peki Aya'daki yani Direkkaya'daki mandırasının önü niye alınıp yandaşınıza verildi? Kriter neydi? Kriter, yeni moda. Mandırasının önüydü, etrafıydı, yakınıydı, şuydu, buydu. Ben hepsini gidip yerinde de gördüm. Özellikle Güneşköy'de mandırasının önüdür söyleminiz asla geçerli değildir. Yine çay önünde de bu yeri gittik gördük, öyle bir durum yok. Diğer taraftan güvercinlik bölgesinde sulu tarıma uygun kırmızı toprak araziler, patates ekilen araziler ve insanlar bu arazileri bir yıl önceden hazırlıyor, gübresini veriyor, patates ekimine hazırlıyor. Ve yine bir patates üreticisinin elindeki 12 dönümün 6'sı alınıyor, tahıl üretimi için yine yandaşa veriliyor. Ve üreticinin aldığı tohumluklar, aldığı gübreler elinde patlıyor. Bu mudur üretimi desteklemek? Sadece bugün hayvancıdan, çiftçiden değil, sulu tarımla uğraşan patatesçiden de bahsediyorum. Her kesimle elleştiniz kısacası. Bu örnekler çoğaltılabilir. Akıncılarda, Köprü'de, Korkut Elinde, Mor Menekşe'de, Balıkesir'de, Değirmenlik'te.
İsim isim kimlerden alınıp kimlere verildiği ortadadır. Ama ben burada yine Sayın Dursun Oğuz'a sormak istiyorum. Kaç yandaşınızın elinden kaç dönüm arazi aldınız? Sırf sizin kriterlerinize uymadığı için yandaşınıza dokundunuz mu? Ya da kaç üreticinin elinden partizanca arazileri alıp yandaşlarınıza verdiniz? Bunların cevabı belki sizde yoktur diyeceğim ama vardır. Ama bu kürsüden dile getireceğinizi sanmıyorum. Ben cevap vereyim, çoktur. Neyse, bu siyasi rant komisyonu bir an önce feshedilmelidir. Tarımsal arazilerin kiralanması Tarım Bakanlığı'na verilmelidir. İçinde Tarım Bakanlığı'nın, Hayvancılar Birliği'nin, Çiftçiler Birliği'nin temsilcilerinden oluşan yeni bir komisyon kurulmalıdır. Bu komisyon tarafından kriterler belirlenmeli ve hak ediş sistemi oluşturulmalıdır. Siyasi emellerden uzak, gerçek çiftçi ve hayvancıya kaynaklar adaletli bir şekilde dağıtılmalıdır. CTP hükümetleri döneminde Sayın Teberrüken Uluçay ve Sayın Önder Senaroğlu bakanken bir çalışma yapılmıştı ve belli başlı kriterler oluşmuştu. İsterseniz dönüp onlardan da faydalanabilirsiniz. Derken konuşma başlığıma gelelim. Geçen hafta da dediğim gibi son yıllarda en çok koltuk kapmayı beceren süper bakan Sayın Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığından Maliye'ye, Maliye'den tekrar tarıma, tarımdan içişlerine hopluyor, zıplıyor, koşuyor ve konuyor. Benim neslimin eski bildiği bir bilgisayar oyuncuğu vardı ve onun karakteri Süper Mario. Böyle Süper Mario sürekli hoplardı, zıplardı, düşerdi, kalkardı, konardı, otururdu. Şimdi baktığımızda bonuscukları toplardı yolu boyunca hopladığı, zıpladığı yerlerden. Sayın Oğuz da Süper Mario misali bakanlıktan bakanlığa koşuyor. İş takipleri, partiliye, hemşeriye, arazi peşkeşleri, kısacası bonuscukları toplayacağım derken Süper Mario gibi bir uçurma yuvarlanıp gidecektir belli ki. Her yere gözünüzü dikmeyin Sayın Bakan. Kurultay hesaplarının içinde bir katakulliye getiririm de başbakanlığa da zıplarım diye düşünüyorsanız dikkatli olun. Bu işler böyle değil. Süper Mario'da çok hoplar, zıplar, karanlık uçurumlara yuvarlanırdı. Onun için bu halkı daha fazla bölüp birbirine düşürmeyin. Sonumuz Süper Mario gibi olmasın. Ve son olarak artık sıra bozulmadı. Şu zihniyetten vazgeçin. Bizden olmayan yaşamasın. Bizden olmayan üretmesin. Bizden olmayan aç kalsın. Bu zihniyetten vazgeçin. Bu memleket hepimizindir. Ve biraz hakkaniyetli olun. Gece yatağa yattığınızda en azından bir vicdan yoklaması yapın. Kimsenin hakkına girmeyin, gasp etmeyin lütfen. Teşekkür ederim.